Güney Amerika'nın bilinmeyen diyarı Surinam. Yazan Seher Altun. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Der Mehmet Akif Ersoy. Güney Amerika'nın Karayiplerinde bir yerlerde çoğumuzun ismini bile ilk defa duyduğu Surinam için aklıma ilk gelen bu dizeler olmuştu. Çünkü tam olarak sömürgecilik yahut Mehmet Akif'in dediği gibi vahşetle yoğrulmuş bir tarihle çok sayıda etnik, dini ve dilsel grubu içinde barındıran bir ülke. Tarihi boyunca çeşitli milletler tarafından sömürülse de en etkili ve mevcut sömürü Hollanda tarafından gerçekleştirilmiştir. Öyle ki ülkede konuşulan resmi dil günümüzde dahi Flamenkçedir. Surinam'ı özel kılan en önemli husus ise yaklaşık 580 bin kişilik nüfusu ile Amerika kıtasında en yüksek Müslüman nüfus oranına sahip ülke statüsünde olması diyebiliriz. Ülkenin ana tarihinde olduğu gibi dini tarihinin oluşumunda da sömürgeciliğin önemli bir payı var. 1667 yılında İngiltere, Breda Anlaşması ile New Amsterdam'a karşılık Surinam'daki haklarını Hollanda'ya bırakmıştır. Şeker kamışı ve kahve plantasyonlarında çalıştırılmak üzere Afrika'dan getirilen 250 bin aşkın kölenin yanında Hindistan ve Java'dan getirilen işçiler ülkenin ilk sakinlerini oluşturmuştur. Hollanda kolonilerinde köleliğin kaldırıldığı 1863 yılında ülkeye çoğu Endonezya'dan olmak üzere 6 bin Müslüman yaklaşık olarak 34 bin işçi getirilmiştir. Ülkenin kölelik bazlı temellerinin atıldığı dönemlerde çoğu kez kötü şartlar nedeniyle ayaklanan Müslümanların torunları günümüzde tarım, hayvancılık, ticaret, endüstri ve taşımacılık sektöründe çalışıyor. Ayrıca Müslümanlar ülkede pek çok alanda en iyi pozisyonlarda yer alıyor. Kısacası İslami kimliğini tamamıyla devşirme Müslümanlarla kazanmış bu kozmopolit ülkede diğer din mensuplarına nazaran Müslümanların daha baskın bir rol oynadığı söylenebilir. Amerika kıtasının Müslüman nüfus oranının en yüksek ülkesi olması hasebiyle de 1997 yılından beri İslam ülkelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulmuş olan Cidde merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı'na üyedir. Ülkenin başkenti Paramaribo'da bulunan Kaiserstraat yani Jama Camii ülkenin en büyük camisidir. İnşasına 1932 yılında başlanan caminin temelleri ahşap minarelerle atılmış, 1979 yılında boksun efsanesi Muhammed Ali Camii'yi ziyaret etmiş ve 1984 yılında yapımı tamamlanmıştır. Cami bugün Neva Shalom adında bir Aşkenazi sinagoguyla yan yana bulunmaktadır. Ülkedeki medeni hukuk 1940 yılına kadar bir Müslüman için çok zor uygulamaların yer aldığı Hollanda medeni hukukuydu. Dini nikahı tanımayan bu hukuk sisteminden dolayı bazı yıllarda doğan Müslüman çocukların %90'ından fazlası gayrimeşru kabul edildi. Bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla 1940 yılından itibaren doğu gelenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanan yeni kanunlarla Müslümanlar için özel evlilik düzenlemeleri yapılmıştır. 1970 yılından itibaren ülkede Ramazan bayramı milli bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.